Baylar bayanlar, sevgili dostlar, yeni bir NBA kabul videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Scoring Machine build'ini tanıtacağım. Bu NBA 2K21'in 65-5'lik yani rozetlik tek build'i diyelim. Hani aynı build'den başka Scoring Machine hariç yapılabiliyor mu bilmiyorum. Yani bakmadım, onu da araştırırız ama bu tam 65, evet 65 rozet var bu build'de. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi pozisyonumuz point guard. Yani diğer pozisyonlarda da muhtemelen alınıyordur ama ben point guard pozisyonunda size bunu göstereceğim. Kol fark etmiyor. Sağ sol. Numara istediğiniz yazabilirsiniz. 13 yazayım ben. Devam ediyoruz. Burada pasta diliminden yeni pasta dilimi olan yeşilin çoğunlukta olduğu finishing'inde diğerlerinden biraz bir tık fazla olduğu build'i seçiyoruz. Burada fiziksel profilde normalde 86 hızı alabilirsiniz ama ben bu build'de tabi bunun vertical'ı 73 ben olduğu için ben biraz daha fazla vertical istiyorum. Yani 83 de iyi bir hız. Sonuçta artı 4 gelecek gym rate'de. Vertical'ım 85. Zıplamalarım da iyi olacak. Evet, hemen başlayalım. Ben hızlıca geçiyorum. Siz de ona göre durdurursunuz veyahut da yavaş yavaş bakarsınız. Evet, tam 21 tane rozete gelecek şekilde ayarlıyoruz burayı. Kırptığımızı Standing Dunk'tan kırpıyoruz. Shooting'i gene fullliyoruz. Bu da bize 27 tane rozet verecek. Bunu da ben Post Fade'den bir tane aldım. Hani siz istediğinizden derken serbest atıştan da alabilirsiniz ama ben Post Fade'i kullanmadığım için oradan aldım. Burada Playmaking'i de fullliyoruz. O da 16 civarında olacak. 16 olacak. Evet. 16'ya gelecek şekilde tekrar kırpıyoruz. Son olarak defansif rozette bu şekilde yapıyoruz. Ben attraction'ı lateral'ı 72, perimeter defansı da 74 yaptım. Bu şekilde. Evet, rozetlere baktığımızda 21 finishing, 27 shooting, 16 playmaking ve bir defansif rozet olmak üzere toplamda 65 tane rozet oluyor. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi body shape'de sıkıntı yok. İstediğinizi alabiliyorsunuz. Zaten hiçbir faktör yok. Ben böyle kullanıyorum. Şimdi bunu yani boyu bir yükselttiğiniz zaman ball holding'iniz düşüyor. Bunu bir altınız aşağı düşürdüğünüz zaman da bir artıyor ama ben 6-3 de kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Kiloyu en düşük yapıyoruz. Yani bakın zaten speed'imiz 85'e çıktı. Şimdi kolu en düşük yapıyoruz. Bunu da neden yapıyoruz? Shooting'imiz artı 3 alsın diye yapıyoruz. Ayrıca da zaten bakın ball holding'imiz de bir arttı. Hani dribble animasyonları alamıyorsunuz ama bu da yeterli olacaktır. Evet. Takeover modlarında istediğinizi seçebilirsiniz. Ben açıklamasını yapayım. Spot up shooter uzun mesafeli. Shoot creator takeover'ı hareketli. Slashing zaten biliyorsunuz o da hareketli. Yani bu shoot, bu smash animasyonlar için. Kale playmaker, kale diyorum ben buna. Bu normalde bilek kırmaya daha çok yarıyor ama bu oyunda 2K21'de sanırım düşük yüzdeli şut atanların şutunu arttırmaya yarıyor. Hani ben burada almış olsam ya playmaker'ı veyahut da spot up shooter veya slasher'da kararsız kalıyorum ama spot up shooter'ı alırdım. Evet, bunu alırdım. Bunu alıyorum.
Bakın Scoring Machine. Şimdi build'lere, rozetlere geçecek olursak, hani rozetler çok değişiyor. Şu an oyunda yeni olduğu için hangi rozetin nasıl yapıldığı belli değil. Ama ben size kısaca önemli olanları göstereyim. Hemen fullleyelim overall'ımızı. Şimdi smash'larımız olduğu için bunlar olmazsa olmazımız. Aralardan geçmek için bunu da kullanabilir. Slater Finisher. Acrobat'ı da alabiliriz. Slope City'ye ve Fast Break'e de verdik mi? Bir tane kalır. Bunu da Protoç'a verdik mi? Gayet güzel olur. Ve şuta geldik. Flexible Release'i ben her zaman hofluyorum. Bu hof da güzel iş yapıyor. Şimdi Dead'ayı ben genelde, ben size kendi şeylerimi göstereyim. Onun üzerinden devam ederiz. Şimdi bir tane rozet Dead'a'ya da verebiliriz. İsterseniz Chat'in şuta, ben bu şekilde kullanıyorum. Ben bazen kılıçı almıyorum. Hani Dead'a'yla corner'ı fulluyorum. Bu arada Green Machine bronze'da güzel çalışıyor. Hani ona vermek istemiyorsanız, hassonantınız iyiyse ona da verebilirsiniz bu şekilde. Gayet güzel oluyor. Burada timer'a veriyorum. Downing'le veriyorum. Burada Quick Four Step ve Downhill sizin hızlanmanızı sağlıyor. Unplugable Silver'da güzel çalışıyor. Nether Tether. Yani burada Floor General'a da verebilirsiniz. Şu buna gerek yok. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Zaten bile kırma hareketleri yapmayacağımız için gerek yok. Burada istediğinizi alabilirsiniz. Ben Intimidator'ı alıyorum. Ve build'imiz bu şekilde. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.